Ofiste ciddi anlamda problemler yaşıyoruz. Çünkü hep laptopumuz bir tarafta, telefonumuz bir tarafta, gün içinde sürekli belki 10 kere 20 kere sabit bir tarafa dönmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla ofis çalışanları için de mutlaka bence bunların yerlerinin değiştirilmesi lazım ve koltuk yüksekliklerinin, masa yüksekliklerinin ya da laptopun, monitörün yüksekliğinin mutlaka ayarlanması lazım. Eğer dolayısıyla sürekli oturduğumuz masadaki işte iş yerimizde normal koltuğumuzda oturuyorsan çok konforlu sandalyeler arkası yatıyor filan. Bunlar aslında birazcık bizi olumsuz etkileyen şeyler. Tabii, kesinlikle. Çünkü bu bir süreklilik arz ettiği için şimdi günde 1 saat otursanız belki önemli değil. Ama siz onda günde 6 saat oturuyorsunuz ve günde 6 saat belinizi desteklemeyen, açıları desteklemeyen bir pozisyonda oturuyorsunuz. Monitör tam göz hizanızda olması gerekirken monitörünüz aşağıda, sürekli boynunuz önde, sürekli kapalı postürlerde kalıyoruz aslında. Bununla ilgili çok güzel bir egzersiz var. Ben hep öneriyorum. Kapalı postür derken omuzlar önde. Evet, omuzlar önde, başımız hep kapalı kalıyoruz. Dolayısıyla biraz şöyle açılıp kendimizi germemiz gerekiyor aslında. Dolayısıyla gün içinde özellikle ofiste çalışanlar ya da kapalı postürlerde çalışanlar için ben mutlaka öneriyorum. Hani şöyle gerinme dediğimiz hareket var ya, o evet, kollarımızı iyice açıp böyle bilekleri de kürek kemiklerini tabii, böyle birbirine yanaştırma yaklaştırarak gibi. Mesela gösterebilir misiniz? Nasıl evet, yapayım? Bileklerimizi de geriye doğru alıyoruz. İyice geriyoruz. Şu ön kısmın zaten gerildiğini hissediyorsak arkada birleşmiyor ama. Arkada birleştiremiyoruz. Yok, o kadar. Hareket şu kadar yeterli. Burada bilekleri de geriye almak önemli. Tamamen bir germe etkisi yaratmak için. Bu kapalı postürden kurtulmak için ve rahatlatmak için solunumunuzu bile rahatlar. Çünkü kapalı postür diyaframı etkiler. Diyafram solunuma etkiler. Yeteri kadar derin nefes bile alamazsınız. Tabii tabii tabii. Nefesimizi derinleştiremeyiz. Çünkü diyafram kasılıdır orada. Rahatlayamadığı için ciğerleri rahatça dolduramayız ve oksijen noktasında eksik kalırız. O yüzden postür egzersizi deyip geçmemek lazım. Ofisteki pozisyonu da geçmemek lazım. Ben çok önemsiyorum ev bunları. Ev hanımlarından da biraz bahsetmeyi istiyorum. Bahsedelim. Ofis de öyle. Evet, belki iş yeri ev hanımları önemli ama. Elektrik süpürgesi. En büyük sıkıntı. İşte bir yerleri silme, yükseğe uzanma, yere çömelme falan. Evet. Yani onların bu duruş konusunda. Şöyle, çömelmeyi eminim burada herkes biliyordur. Dizlerimizden çömeliyoruz değil mi? Herkes biliyor mu? Dizinden çömelen kim var? Şöyle bir el kaldırsın. Nasıl, dizinden çömelmek ne demek? Dizden çömeliyoruz. Genelde şöyle bir çömelme vardır ya. Ama dedin arka kaslar kısa dedin. Onları uzatmak için millet egzersiz yapacağım diye böyle eğilir. O egzersiz işin içinde yapılmaz. Onu hocam ben çok hareketliyim gün içinde. Egzersiz yapmama gerek yok. Bak, egzersiz spesifik zamanlarda. Egzersiz zamanında başlıyorsunuz, ısınıyorsunuz, egzersizinizi yapıyorsunuz ve soğuyorsunuz. Bu bir prosedür. Siz gün içinde ama ben çok hareketliyim, nasıl olsa çok egzersiz yapıyorum diyemezsiniz. Onlar egzersize girmiyor. Dolayısıyla mutlaka postürümüzü koruyarak eğilip kalkmamız gerekiyor. Elektrik süpürgesi kullanırken çok öne eğilmemek gerekiyor. Daha dik, omurganın düzgünlüğünü bozmadan yapmamız gerekiyor hareketleri.